Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Siz hastanedeyken sizi ziyarete gelmeyi çok istedim ama İhsan izin vermedi. İstirahat ediyormuşsunuz. Doğru demiş kızım, doğru demiş. Bugün de çok koşturmacalı bir gündü benim için. Oysa siz geldiğinizde ben burada olmalıydım sizi karşılamak için. Yok canım, zarar yok kızım. Nihayetinde bu ev benim, oğlumun evi. Benim öyle özel seremonilere ihtiyacım yok. Söylemeden geçemeyeceğim Berin Hanımcığım. Şahane görünüyorsunuz. Hiç ölümden dönmüş gibi bir haliniz yok. Burada mısınız? Nilciğim, bak babaannen de geldi. Tam bir aile olduk artık. Ne mutlusundur. Tabii ki çok mutluyum. Çok güzel oldu. Ben bugünkü koşturmacadan dolayı çok yoruldum. Yukarı çıkıp hemen üstümü değiştireceğim size hazır olmak için akşam yemeğinde. Ya senin salaklıkların yüzünden başım alma belaya girecek. Nazancığım. İyiyim, iyiyim. Sadece sabahları biraz bulantım oluyor. Yormuyorum kendimi. Verdiğim vitaminleri düzenli alıyorum. İşte yediğim içtiğime de dikkat ediyorum. Tamam. Öpüyorum. Bay bay. Berin Sultan menüsü hazırlanmış bakıyorum. Olmayan yeşillik yok masada. Babacığım, Sevinçler sabahtan beri o kadar uğraşıyorlar ki bir görsen. Baba kız, amma abartıyorsunuz. Berin Hanım da her akşam bu evde biz hamburger ve pizza yiyoruz zannedecek. Anneciğim, bir eksiğiniz, özel bir isteğiniz falan var mı? Hayır yavrum. Hiçbir eksiğim yok. Her şey mükemmel. Ha, bir eksiğim var. Selim. Selim de geldi mi her şey tamam olacak. Ah Berin Hanımcığım. Laf söz dinlemiyor Selim. Asi bizim oğlan. Üstüne gidilmiyor pek. Sizin oğlan benim elime doğdu hanımefendi. Onun huyunu suyunu ben çok iyi bilirim. Ayrıca bu ev onun evi. Yeri babasının yanı. Yani
bu evden gitmesine kim sebep olduysa dönmesini de o sağlar diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Tamam anneciğim. Bakın söz verdim size. Selim'in gönlünü alacağım, onu bir şekilde ikna edeceğim. Dönecek evimize. Bravo, bravo. Teşekkür ederim. Hem siz geldiğinize göre Selim'in de dönüşü yakındır Selim Hanım. Bir akşam yemeklerimiz vardı. Ailecek bir arada yediğimiz. Selim'siz o da olmuyor. Ya. Rahmetli anneciğim, yattığı yer nur olsun. Nimetle oynanmaz derdi. Günah derdi. Yani bulan var, bulmayan var. Midem bozuk bu aralar. Üşütmüşüm herhalde ondan. Hamile olmayasınız sakın. Yani bu mümkün değil ama değil mi İhsan? Anneciğim ben Nil ve Onur'un çocuk yapmasını beklerken baba olma gibi bir niyetim hiç yok. Anneciğim memnun musunuz odanızdan? Hani isterseniz Selim'in odasını alabiliriz size. Orası daha büyük, daha ferah. Hayır yavrum ben çok memnunum. Gayet iyi. Yani bir tek çocuğun odasını elinden almadığımız kalmıştı. Aşk olsun sana. Teşekkür ederim kızım. Ah, teşekkürler. Ben ne söylüyorum? Sen ne yapıyorsun? Yani aşk olsun. Tamam anneciğim yani öylesine söyledim. Hani lafı gelişine. Bak bir de İhsancığım. Rica ediyorum. Şu çocukla git konuş, ikna et ve eve gelsin artık lütfen. Yemeğe çağırmayı düşünüyorum yarın ha. Ne dersiniz? Aa, bravo. Çok iyi düşünmüşsün. Bravo. Bir de sofrada konu açıldı ya. Hani ben çocuk istemiyorum falan dedim. İşte o senin isteğine bağlı değil yavrum. Eğer karın senden çocuk yapmayı aklına koyduysa o çocuğu yapar, senin kucağına koyar. Ha işte bunu bir yere de böylece yaz. Ayrıca çocuk kız olursa Berrin adını falan koymak münasebetsizliğine de girmeyin sakın. Ne? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Asena. Sakın bana oyun oynamaya kalkma. Zaten son zamanlarda yeterince gerginim. Şansını fazla zorlama. Aşk olsun İhsan. Esas sen son zamanlarda çok üstüme geliyorsun. Farkında mısın? Çocukların yanında azarlamalar var. Çok üzülüyorum. Ben senin uğruna oğlumu evden kovdum.
bu olaydan güç alıp kafamda senaryolar kurmaya kalkarsan, asıl işte o zaman kendi sonunu hazırlamış olursun. Anladım. Şimdi söyle bakalım bana. Ne doktoruyla konuşuyordun sen akşamüstü? Sana kim söyledi? Seni hiç ilgilendirmez. Soruma cevap ver. Ne doktoruyla konuşuyordun? Bu kadar sıkıntının ortasında bir de bana kafayı takmanı istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Hasta mısın? Ben de çok üzülüyorum evde olan bir tanemde. Mideme vuruyor. Üstler gibi bir şey. İhmal etme kendini. Kime gittin? Bizim kızlar bir gastroenterolog önerdi, ona gittim. Korkulacak bir şey olmuş.